Arkadaşlar merhaba. Öğleni bulduk ama günaydın diyelim akşamımız. Kimse yok derste. Hayırlı uğurlu olsun. Zaten bu bugün de son ders yapıyoruz. 10 ders yapmayı planlamıştık. Hatta ben 10-12'ye çıkmayı da düşünüyordum ama zamanımız elverildi. Akademik takvim ayın 22'sinde ders seçimi yapmamız. 28'inde civarında, Mayıs ayının 28'inde civarında finans sınavını yapmamızı emrediyor. Sanırım bizim sınavımız 29 Mayıs bugün oluyor. Bugün Cuma mı Cumartesi mi? Bir dakikacık. Efendim Cuma. 29 Mayıs Cuma günü olacak. Yanlış bilmiyorsam 30 Cumartesi de olabilir. Dün akşam baktığımda listede öyle görünüyordu. Cumartesi günü demek ki. Cumartesi günü, 30 Mayıs günü Kıbrıs Türkleri 2 sınavı olacaktır. Dolayısıyla zaten kısa bir süre önce vize sınavını yaptık. Vize sınavında konulardan elbette ki sorumlusunuz bu final ve vizeden sonra anlattığımız iki dersteki konulardan da sorumlusunuz. Vize, hatta vize sınavı 4 dersten yapılmıştı. Onun için 3 ders anlatıyoruz. Finalde hepsine sorumlusunuz. Şimdi bugün size anlatmayı düşündüğüm konu aslında 1967 ile 1974 arasında olanlar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin ortaya çıkmasının ön koşullarını aktarmak istiyordum size bugün. Aktaracağım yine de istemekle kalmayacağım yani ama aslında daha çok olacak çok konu var. Biz tabii bu derslere 1971'den başladık. Geldik işte 73'e kadar anlatacağız. Bu kadar hareketli coğrafya parçasında bu kadar yüzyılda 150 yılda geçen olayları 8-10 derste üniversitede anlatmanın olanağı yok. Ancak daha ilk dersine anlattığım bir şey vardır. Geçmişte milyonlarca tarihsel olay yaşanmıştır. Bu tarihsel olayların kendinden sonra gelenlere tarihsel olgu diyoruz. Ve aslında bir tarihçi tarihi anlatmaya başladığında seçtiği tarihsel olgularla bile bir taraftır. Fakat tarih yazmakla propaganda yazma arasında bir fark. Gündelik siyasi propaganda malzeme üretmeye çalışanlar tarihsel olguları eğer bu kez şeker çekiştirir kendi siyasi emeline uygun hale getirmek için manipüle eder. Tarih yazanlar, tarih anlatanlar ise gerçekten bilimini, tarih bilimini, bilimsel bilimini uygulayanlar ise daha onları onları diğer karşıt olgularsa onlara değinir. Ben bunu yapmaya çalışıyorum. Önceki defa falan aldığım eleştirilere göre de yapabildiğime inanıyorum. Yani ben değilim inanan eleştirilere öyle diyor. Şimdi son dersi bir sele kamera ayarlıyoruz. Kusura bakmayın. Zaten takip etmiyorsunuz. Canınız sağ olsun. Efendim. 1967 yılı Kasım ayında Makaryos'un oğluyla sadece adı general, yani hiç de bir generala benzemeyen, bunu aşağılamak için söylemiyorum, yaptığı her bir askeri harekatta düşmana varan bir adamdır. 8-10 kişiyle İngiliz sadece arkasından vurup kaçmak gibi gerilla hareketlerinde çok başarılıdır ama büyük askeri harekatların tümünde çoğalamıştır, onun için adı general diyorum. Rivas iki Türk köyünü basıp 26 iki takım mücevheri karşılık bir Tugay komando, bir tümen piyade zırhlı Tugay ve bir topçu taburuyla yaptığı taarruzu
başarıyla tamamlayıp o da arzu, o da o gün, o gece, o baskını başarıyla tamamladı. 26 Türk öldürdü. Biriken askerlerinden komutanlar var. İki takımdan öyle bir güçle saldırdı. Ve bu saldırı üzerine Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, zamanın Demirel Hükümeti'nin Yunanistan'da bir ultimatum sonucunda, arkadaşlar ultimatum şu demektir. Bir not alırsınız, şöyle bir şey oldu, protesto ediyorum dersiniz, o not alır. Bir de dersiniz ki, şöyle bir şey oldu, şu saate kadar, şu şekli almazsa ben gelir kendim yaparım dersiniz, o ultimatumdu. Adadaki kaçak gönderilmiş, bir kolordum ateş gücüne sahip, Yunan tümeniyle General Rivas'ın hemen adadan ayrılmaması, işgal edilen Türk köylerinin hemen boşaltılmaması, uğranılan zararın hemen tazmin edilmemesi ve öldürülenlerin ailelerine tazminat ödenmemesi halinde kendinin bizzat Kıbrıs'a çıkıp bizzat mağlup olacağını Yunanistan bildirdi. Yunanistan akşamdan sabaha, yani o Rivas'ın harekatı akşam üzeri saat 18 gibi bitti. Gece yarısı Yunanistan Türkiye'nin verdiği önerilerin tümünü kabul etti. Sabah 6'da boşalttılar köyleri. Ve o alay valay renkliyle gizli gelip de güya komünistlerle uğraşmak üzere Amerika'yı da ikna edip getirilen Yunan tümeni, anlaşılan Yunan tümeni kendi subaylarının ifadesiyle Mausa Limanı'nın surlarının üstünden bakan Türklerin alaycı bakışları arasında aradan kovuldu tekbirleri gibi. Ve bu Yunan tümeninin Rivas'ın adadan gitmesi ikili bir durum yarattı. Birisi Makarios kendi üzerindeki Yunan baskısından nispeten kurtulduğunu hissetti. Ve ikincisi de Grivasçılar, adadaki Grivasçılar başsız kaldı deyim yerindeyse. Ve o saatten sonra artık Grivas kendisi Yunan ordusunda yerberlik durduğu rütbesine kadar çıkmış bir subay olmakla beraber asistan Sivom oldu. Yani yeni iskeleri, günümüzün yeni iskeleri dediğimiz yerde doğmuş bir Kıbrıslıdır. O saatten sonra eski Grivasçıların liderliğini artık Yunan kontenjan alayından seçilmiş subaylar yapmaya başladı. Bizim taraftaki liderliği Türkiye'nin yeni subaylarına yapması ve bunun ciddi nitelik farkları vardır. İlerleyen derslerimizde göreceğiz. Makarios orada yaptıkla orada bir şey daha vardı. Bir öneride vardı Türkiye'nin önerisi. Milli Muhafaza Ordusu'nun da çünkü 1960 Kıbrıs Anayasası'na aykırı hemen dağıtılması şeklinde. O hariç hepsini Makarios'ta kabul etti. 10 yıl sonra da o maddeyi kabul meclisinin hayatının hatası olduğunu itiraf etti. Onu da kabul etseymiş. Evet, hiç değilse kendisine karşı darbe yapacak bir güç kalmaz zaten. Ve sonra yaşanmasına sebep olmaz. Efendim, Kasım 1967'de bunlar olduktan sonra bize tarihler, benim de aklımda kalmaz, onun için kitap bakacağım burada tarih olur. Kesin tarih söylerken, çünkü hatalı söylemeyelim, ayıptır. Efendim. En düşme yapısı dediği Akkiniz planı mafazlar Şimdi burada kitaba bakarken anlama geldi. Geçiş kanı olaylarından iki hafta önce Kıbrıs sonra ilgili başka ciddi olay gelişmişti.
Rumlar işte Geçikale'ye saldırmaya hazırlanırken bir başına olacak İslam Akarios. Yunanistan karışacak buna beraber. Çünkü başına geleceği biliyorum. 4 yıldan beri Kıbrıs'ın 20'si yasaklanan ve Ankara'da şu günde yaşayan Rauf Denktaş 30 Ekim günü illegal yollardan Kıbrıs'a çıkmaya kalırken Kıbrıs'a çıkmaya çalışırken Harpaz'da Rum Milli Muhafız Ordusu tarafından yakalandı. Ve yani, daha sonra çok şey yazıldı bunlarla ilgili. Evet. Türkiye hükümetinin eğer kılına zarar gelirse dünyayı başımıza yıkarım. Çok ciddi tehdidiyle. Rum başsavcılıktan bir mektuba özür dilemesi, kaçak olanı bu üzerinin çalışması. Dolayısıyla özür dilemesi karşılığında geri Türkiye'ye iade edildi. Ama o gelip de Kıbrıs'ta yakalanıp da sorgulanan hareketini Grafos gibi biz Polikarpos Yolacis ve bazı Yunanlı subaylardı. O sorgulanan esnasında ve Kıbrıs başsavcısı Tiyanda Filidis bir ki gençliklerinde Rauf Denktaş'la Halef Seref pozisyondaydı başsavcılıkta. O görüşme esnasında bir takım şeylerde anlaştıkları anlaşılıyor. Çünkü sonra bir polisi de yayınlandı. Rauf Bey'in ona verdiği. Ve geri Türkiye iade edildi. İki hafta sonra bugün şüpheli olay yaşandı. Ondan sonra Yunanlarca gitti Kıbrıs'tan. Yeni bir iklim doğdu. Bu yeni iklim 1968 yıl başında şimdi ona geri geleceğim ama gelmeden söyleyeyim. Mümin Alay'ın Kıbrıs'tan gitmesiyle ortaya çıkan askeri güç dengeleri karşısında 1964'ten beri Genel Komite isimli bir yönetim organı tarafından yönetilmekte olan Kıbrıs Türk tarafından efendim Aralık 1928 Aralık 1967 günü Türkiye Dışişleri Bakanlığı mensubu ve emekli Büyükelçi Zeki Koner altında katılması ile yeni bir açıklama yapmasına fırsat verdi. Yapılan yeni açıklamada Kıbrıslı Türklerin 1964'ten bir gün devlet yönetiminden yoksun oldukları ve ilerlemek bu şekilde idare edilemeyecekleri dolayısıyla 28 Aralık 1967 günü itibarıyla Kıbrıs geçici Türk yönetiminin konulduğunu ilan ediyordu. Efendim, neydi bu geçici yönetim? Niye geçiciydi? Çünkü o güne kadar Kıbrıs Türk tarafının ve Türkiye'nin iddiası Kıbrıs konulunun 1960'da hallolduğu ve 1960'daki kuruluş anlaşmaları ve anayasasının tatbik edilmesi durumunda Kıbrıs'ta bir sorun yaşanmayacağı şeklindeydi. Rum tarafın iddiasıysa o anayasayla bir devlet yönetmenin mümkün olmadı. Dolayısıyla o anayasanın 13 maddesinin, 13 maddesinin değiştirilmesi gerektiği şeklinde idi ana iddialar. Onun için Kıbrıs Türk yönetimi kendini ilan ederken başına bir geçici ibaresi koymasının altında yatan sebep o yıllardan beri, yani 1959'dan beri savundukları Kıbrıs Anayasası'nı ihlal etmemek için. Çünkü ayrılıyoruz, iki ayrı yönetim ilan ediyoruz demek hem o kuruluş anlaşmasına aykırıydı hem de siyaseten de yıllardan beri savunulan siyasi görüşe aykırıydı. Ve bundan dolayı arkadaşlar izninizle şu kapıyı kapatayım da televizyon sesi geliyor. Size de geliyor mu bilmiyorum. Efendim nerede kaldık? Hemen geliyorum.
Dolayısıyla geçici ibaresi 13 yıldır konulmuştu. Bu geçici Kıbrıs Türk yönetiminin büyük bir organlı yönetim kurulu adı verilen hükümet değil. Bir organ yapacaktı. Burada başkan Doktor Fazıl Küçük, başkan yardımcısı Cemal Bilgisi Başkanı, o yüzden akıllısı olmayan Rauf Denktaş, Yasama Meclisi 1960 anlaşmaları çerçevesinde yapılan seçimlerde seçilmiş olan, 1960'da seçilmiş olan Kuntizler Meclisi'nin Türk üyeleri, Artı Cemal Meclisi'nin üyeleri oluyordu. Güvenlik kuvveti var mıydı? Var. Mücek ordusunda, milis ordusunda. Efendim, polis. Yasaması vardı, yürütmesi vardı. Yargı yok o güne kadar. Çünkü o güne kadar Kıbrıs Türkler 64 Aralık'tan 67 Aralık'a kadar 3 yıl boyunca genel komite adı verilen bir yarı askeri milis komitesi tarafından yönetilmekteydiler. Kıbrıs'ın zaten bir hukuksal yapı da söz konusu değil aslında. O şey şartlarına, dün anlattığım, geçen derste anlattığım o aşk bir ilaç yerlerde yapılan okulların kapalı olduğu falan şartlarda hak hukuk arama meselesi de aslında ikinci derece bir ihtiyaç haline gelmişti. Ve mahkemedeki Türk yargıçların bir kısmı bunun tarafındaki görevlilerinin başına gidip Kıbrıs Cumhuriyeti Mahkemelerindeki davalarına bakıp geri geliyorlardı. Bir kısmı ise hiç gitmiyordu. Hiç gitmiyordu. O kaybolacağı varsayılanlar gitmiyordu. Genel şikayet temetiyle ilişkisi olduğu bilinenler gitmiyordu. Bize mahkeme yoktu. O çeşit kararlarda aslında sancaklar veriyordu. Yani onun bir sorusunun komutanları veriyordu. Bir yönetim fiilen elinde silah olan bu milis güçlerine bir komutanla geçmiş idi. Bayraklar diyordu. Doktor Fazıl Küçük ölene kadar buna şikayetçi oldu zaten. Şöyle diyor, beni kimse dikkat almadı, kaydı almadı diye. 67 yılının 28 Aralık günü bu yapıya son verildi ve Kıbrıs'ı tutuyor kendilerine bir hukuksal zini olan bir yönetim kurmuş oldukları ilan edildi. Geçici, şimdi görüşme yaparlar, anlaşırsa onu iptal edeceğiz. Şuraya kadar, görüşmelere kadar, bir anlaşma bulana kadar Kıbrıs Anayasası'nı kabul ettiğini beyan ediyordu. Kurallar yapıyordu. Yasa değil, kural yapıyordu. Ve kendinin egemen olduğu o 3,5 toprak üzerinde bir egemenliği vardı. Vergi bile salıyordu. Harç ve resim vergi tatbi geliyordu. Road tax, yol vergilerini, el vergilerini falan topluyordu. Geri vergisi toplayacak hale gelmemişti. Geri vergisi verecek adam yoktu daha çok ortada. Ama bir devletin yapması gereken görevlerin aşağı yukarı tümünü yapan bir geçici Türk yönetimi oluşmuştu. 28 Aralık 1967 günü ilan edildi. Makaryos'un buna karşı tepkisi 2 hafta sonra oldu. 12 Ocak 1968 günü yaptığı bir basın toplantısı ile Kıbrıs meselesinde iki tür çözüm olduğunu dile getirdi. Birinci türün Efteon bunca kelime özlenen çözüm, genosis olduğunu ama bunun mümkün olmadığını ortaya çıkmış olduğunu ve dolayısıyla kendisinin ikinci tür bir çözümden yana politikayı geliştireceğini bundan sonra Efikton uygulama dili olan anlamına geliyor. Yani enerji politikasını rafa kaldırdığını
o güne kadar uyguladığı bütün ambargolar, şunlar, onlar, askeri tedbirler, dinamik reaksiyonlar falan hepsini rafa kaldırdığını, F-T10'u bir yana bıraktığını, F-X10'u arayacağını ilan etmiş. Bu Kıbrıs Rum tarafındaki fanatikler arasında bir fırtına çıkmasına sebebiyet verdi. Ve Makarios enerji sistemini ihlal etmekle, unutmakla ve ona ihanet etmekle, Yunanistan'a ve Helenizm'e de ihanet etmekle suçlandı. Orada bunun üzerine en seçilmiş bir Cumhurbaşkanı, izleyeceğim politikamı halkla beraber kararlaştırdım, başka gruplarıyla değil. Dolayısıyla ben bu politika izleyeceğimi inattıktan sonra şimdi 1960'tan beri yapılmayan Cumhurbaşkanı seçimi çağrısı yapıyorum. Halk beni desteklerse bu politika uygularım. Desteklemezse seçilen geri yeni bir politika uygularım diye bir açıklama yaptım. Bu da tarih 12 Ocak 1968 ve bu F-T10 F-X10 çözümleri ile iki hafta önce ilan edilen geçici Kıbrıs Türk yönetimi meselesinde kendi seçilirse başlatacağın toplumlar arası görüşmeler vasıtasıyla bir çözüme ulaşacağını vaat etti. Ve 25 Şubat'ta Cumhurbaşkanı seçimi için çağrı yaptı. 12 Ocak'ta açıklamayı yapıyor. 25 Şubat'ta Cumhurbaşkanı seçim çağrısı yapıyor. Bizim tarafta ise Cumhurbaşkanı yardımcısı makamından falan ve geçici bir yönetim kurulmuş 1960 anayasasına bağlı olduğunu söylemekte olan ve kendisini o devletin bir parçası olarak gördüğünü hiç inkar etmeyin. Doktor Fazıl Küçük de Cumhurbaşkanlığı seçimine paralel bizde de 60 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı yardımcılığı seçimi yapılmasını ve şey olarak Güney'deki parlamento seçimine paralel olarak da bizde Temsilciler Meclisi'nin 15 Türk üyesi ve Civan Meclisi'nin 50 üyesinin seçildiği bir parlamento seçiminin yapılmasını ve 25 Şubat'ta eş zamanlı olarak bunun yapılması çağrısını yaptı. Şimdi bizim tarafta Yargıç Mehmet Zeki Bey söylediğine göre HMT'nin de desteğiyle Doktor Fazıl Küçük'e karşı aday olduğunu açıkladı. İki hafta içerisinde Ankara'dan gelen telkinlerle diyeyim, basit değil, telkinlerle adaylıktan çekildi Doktor Fazıl Küçük. Tek aday kaldı. Çünkü toplumun bölüneceği endişesini taşıdığından Ankara böyle bir seçim yaşanmasını istemiyordu Kıbrıs. Milletvekili adaylıklar da tek listelerinde girildi. Aslında milletvekilleri yani rahmetli Fazıl Küçük'le, Doktor Fazıl Küçük'le, Rauf Denktaş rahmetliyle oturup kendileri yazdılar yani. Şimdi olursun başka aday yok çünkü. Ve bizim tarafta tek aday olarak giren Doktor Fazıl Küçük otomatikman seçilmişsiniz. Cumhurbaşkanı yardımcısı seçildi. Rum tarafında ise Makarios'a muhalif bir aday çıkmasına rağmen aşırı enosisçi fanatik bir psikiyarist Doktor Takis Evdokas aday çıkmıştı Makarios'a karşı. Makarios oyların %94.5'ini alarak yeni politikasını Kıbrıs Rum halkına onaylatmış olarak geriye. Seçimden sonra önce Doktor Fazıl Küçük çağrı yaptı.
Evet, siz Cumhurbaşkanı oldunuz, ben yardımcısı oldum gene. Çünkü göreve başlamamız için yeni etmemiz lazım. Açın meclisi, gelip birlikte yemeğe gireyim. Genel milletvekili seçilen eski 60 meclis temsilcileri meclisinin başkan yardımcısı koltuğunda oturmakta olan Doktor Orhan Müderrisoğlu da meclis başkanı İlaf Kuşkeli'nin sevgilerek yenilenen seçimlerden sonra ortaya çıkan Kürt milletvekili kadrosunun göreve başlamak üzere, yemin etmek üzere meclisi davet edilmeyi beklediğini beyan ettiler. Efendim, Anayasa'nın 42. maddesi bunu emrediyordu. Birlik yemin edecekti. Ve Doktor Fazıl Küçük, kendi yetkisi dahilinde bulunan 3 Türk bakanının isminde yeminden sonra açıklayacağını söyleyeyim. Onun görevi yok. 3 bakan tayin etmek için atamak. Efendim, hiç kucağa verilmedi. Bu iki tane açım izi gelip yemin edeyim. Açım makamımızı yine oturalım. Bir tane hiç kucağa gelmedi. Onun yerine bakıyoruz. Şu anda ortadan kalkmış olan 1960 Anayasası ile yeni bir yapı kurmaktansa yaşamayacağı belli olan ona göre yeni bir yapı kurmaktansa Kıbrıs Türk tarafı ile Rum tarafının yapacakları toplumlar arası görüşmeler sonucunda oluşacak yeni yapı içerisinde zaten birlikte yeni bir ideolojinin ortak yapımda kurulacağını dolayısıyla şu anda toplanmaya gerek olmadığını ileri sürerek bu çağrıyı yapmadı. Efendim, ve peki çağrı yapmadığı gibi Şubat'ın 25'inde yeni Cumhurbaşkanı seçildi ya, 2 hafta sonra 12 Mart'ta 1968 12 Mart o zamanın BM Genel Urtan'da bir çözüm planı sundu ve toplum arası görüşmelerin başlaması talebinde bulundu BM aracılığıyla. Hiç yabancı gelmiyoruz dedi. Şu anda Sayın Akıncı bulundu. Evet. Başladıydı. Daha devam ediyor. 18 Mart günü genel sekreter BM genel sekreteri hani parlamentoyla olan mahkemeyi Kübra var ya BM böyle Allah bir yüzüne tayin etti. Yeni yerine bunları ben yine ileride zanneden bizim bazı saflik insanlarımız saflik politikacılarımız hatta. 18 Mart günü Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde bunu açıkladı ve utant ve Kıbrıslı Rumlar arasında toplum arası görüşmeler çağrısı yaptı. Peki ama bizim görüşmeci bizim görüşmeci haklarımızı savunan New York'a itildi. 4 sene önce gelişi yasaklarından karar yaşıyor. O günün durumunda. Ve Rauf Denkaş'a Kıbrıs'a dönüş, yasal yollardan dönüş izni verdi. Makarios hükümeti. Burada kitabımda bir resim var. Amin Erbus resim göremeyeceksiniz. Lefkoşa tarihinin gördüğü en büyük mitingle Rauf Denkaş'ın Kıbrıs'a dönmesini karşıladı diyelim. En iyisi değil mi? Karşıladı. Kutlamadı. Karşıladı. Hoş geldin biz onu. Burada bir pankartı okuyabiliyorum. Diyor ki dün sen bir kırık tekneyle bize koşmuştun. Bugün 120 bin can, 120 bin gönül sana koşuyor. Böyle karşılandı. Bunu da ortaya kaç pazarını zannetmeyi zıp çıktı gelip de bu milletin başına oturmadı. Bu milletin bükündüğü meydanlara döküldüğü gösterilerek o matar sonuna geldi. Evet ve arkadaşlar
düşünmeyi. Mart'ta denildik. 13 Nisan 1968 günü Rauf Denktaş Kıbrıs'a döndü. Ve dönmeden önce de Londra'da Başsavcı Tonaridis ve Kleridis ile yaptığı bazı gizli görüşmeler ile yapılacak görüşmelerin altyapısını, çerçevesini oluşturup tutuklanmayacağına da garanti ettirilmiştir. Gelmeden önce. 1968 Haziran'da bu Sönü Genel Yurtanlığı'nın davet ettiği toplumlar arası görüşmeler Kıbrıs Rum tarafını temsilen Glafkos Kleridis Kıbrıs Rum tarafını temsilen Rauf Denktaş başkanlığındaki heyetler arasında 3 Haziran 1968 günü Beyrut'ta başladı. Bu arada bir küçük ayrıntıya değinip geçeyim. Doktor Fazıl Kuşuk ve Türkçe Türk temsilcimizin Türk üyelerinin yaptıkları ortak toplantı talebini makale üyelerini cevapsız karşılayıp zımnen bekledince de Kıbrıs Türk tarafı bir açıklama yaparak adının önündeki geçici ibaresini kaldırdığını ilan etmişti. Yani 28 Ocak 1967'de ilan edilen geçici Kıbrıs Türk yönetimi 1968 seçimlerinden sonra, yani 3-4 ay sonra, çok uzun bir süre değil bu. Çok uzun bir süre değil. Efendim, adının başındaki geçici ibaresini kaldırıp Kıbrıs Türk yönetmişti. Yani bu defa yapılan görüşmeler Rauf Denktaş'ın başkanlığındaki komitenin temsil ettiği Kıbrıs Türk yönetimi ile Glafkos Kleridis'in başkanlığındaki bir heyetin temsil ettiği Kıbrıs Cumhuriyeti heyeti arasındaki bir görünmekle birlikte aslında iki eşit toplumun temsilcilerinin yaptığı görüşmeler var. Algılanmaktaydı. Hem bizim tarafımızda hem de istemeden dahi olsa, söylemeden dahi olsa Rum tarafında. 3 Haziran 1968'de başlayan bu görüşmelere giderken Glafkos Kleridis Makaryos'a 13 maddeye mi başlayacağım görüşmeye, yeni bir şey mi görüşeceğiz? Değil mi ya? Makaryos ona sen bir başla bakalım da yolumuz nereye giderse oraya gideriz şeklinde. Cevap aldığını açıklamıştır. Daha sonra. Ve o zamanki deme raporlarında Rauf Denktaş'ın Kıbrıs Türkler arasında çözüm arayan ılımlılar grubunun lideri olduğunu belirtilmektedir. Sonra başka bir hususdan da yapamam. Cumhurbaşkanı böyle algılanmaktaydı. Efendim, şimdi uzun uzun şey kitapta vardır ama ayrıntılara girmeyeceğim. Ama o toplantılarda Tuğrul Acar'dan işte çünkü 68'e başladı, 74'te darbenin olduğu gün gene bir tur vardı. Bunu kaçırıyor, başlayacak. Önce Beyrut'ta, sonra Lefkoşa'da, Palas Oteli'nde, sonra Rauf Denktaş'ın ve Lefkoş Kulesi'nin evlerinde devam eden o süreçte. Glafkos Kleridis anılarında 68 yılı yazında Rauf Denktaş'ın neredeyse bütün önerilerini kabul ettiğini, yalnız belediye encümenlerinde nüfus oranına göre Türk temsil ettiğini talep ettiğini, bunun karşılığında bütün öneri 13 maddeye dahil hepsini kabul ettiğini, görüşülecek bir şey kalmadığını anlatmaktadır. Ve gidip bunu Başkiskodos Makaryos'a aktardığı zaman
Bakıyorsun ona, bekle hiçbir şey imzalama. Sıkıştık sonra daha neler kabul edecek onunla göreceksin. Dediğini kendine bakıyorsun. O süreçlerden bir defa görüşmeyecekten işi var. O tavır için karşısından. Şimdi başka bir görüşüyor, bakıyoruz başka bir karar veriyor. Efendim, Kıbrıs sonu 68 yazında gitmişti. Makaryos imzalmasına karşı geldi. Bekle bakalım daha ne kabul edecek. Evet. Niye Ravuk Bey o kadar parisyar bir tutum içerisindeydi? Çünkü aradan geçen yılında geçen ders anlattığımız o farklı güzellik içerisindeki insanlar yıllar geçtikçe çocukları büyüyor, okuyacak, evlenecek, efendim, iş bulacak, çalışacak, okulun mutlulacak, iş bulacak gibi hayatın devamıyla ilgili sorunlarını karşılayamadıkları için ve daha işin başında 100 küsur bin kişi bir toplumda 55 bin işsiz ve süreç içerisinde işsize işsiz katılarak gelişiyor bu durum. Böyle yapı dolayısıyla o yıllarda göçmen kabul eden Avustralya ve Kanada'ya göç ediyorlar. Gittiğiniz zaman da eğer kalifiye bir işçiyseniz olarak iş bulmanız çok kolaydı. Gitmeden alıyordunuz zaten işinizi. Efendim ve toplamı olsun Makaryos'ta hiçbir zorluk çıkarmıyordu göç etmek isteyenlere. Zannedildiği gibi alın pasaporta göçün demiyordu. Ama zaten göçmek üzere olan insanlara bu seyahat ajanteleri ücreti gittiği ülkede çalışma başladıktan sonra taksi taksit ödemesi koşuluyla uçak ve gemi biletlerini bedavadan veriyor. Gitmiyorsa buyurun gidin, bir uçağa git. Kelepçeni ödemeye başlarsın. Ve önemli bir miktar Kıbrıs'ın Türk o süreçte zaten önceden İngiliz giderken bir insanımız vardı. O süreçte de özellikle emek iş gücü Avustralya ve Kaya ciddi göçmen veriyordu. Ve adaki Türk varlığı gitgide kendini yitirmekteydi. 1960'da yapılan toprak sayımında bizim cemaat meclisine göre %23'ü bizim olan özel mülkiyetin oranı neredeyse %14'lere düşmüştü. Satıp almayı diyor insanlar. Bu sürecin uzun vadede adada Türk varlığının kalmaması sonucunda olacağını düşünen Haluk Tüntaş. Türkiye'nin de artık Kıbrıs'a çıkartma yapacağına inanmıyordular. Çünkü yaşanan olaylar geliyoruz, gelme olmadı. Onun sebebi geçen derslerde konuştuk. Türkiye'nin bir kazanım yoktu. İnanmamışlar şimdi Haluk Tüntaş'a. 20 yıl önce hükümeti. Bir hazırlığı yok. Onun için gelemiyor. Ama hazırlanmaktaydı bu arada. Özellikle 67 yılında Süleyman Demir'in yaptığı katkı mı olanlar yazdı? Efendim? Buradan sıçanlar gelmeyecek. Biz orada tükeniyoruz. Dolayısıyla ne kurtarırsak bir tek adadaki varlığımızı kayıt altına alan yerel yönetimlerden huzur alanımıza göre, oranımıza göre temsiliyetimizi sağlayan hükümetlere huzur oranımıza uygun birkaç bakanlıkla bizi kurtaran bir anlaşmaya Davut Denkaş bile 68'de evet demişti. Bunun şeyi yok. Sır değil. Ve bakıyorsun evet kimi kabul etmemiş. Davut'un bir şey öneriyor. Kabul ediyorsunuz. O reddediyor. Kimden verdiğini. Ve bunu söyleyen ben değilim. Ralf Dinkaş dayı. Ralf Koskuvic'i anlatıyor analarımda. 68'e bir de var çözüm. Geldi kapıya. Makaryos reddetti. 73'te Aracın Ralf Koskuvic istifatı bir görüşmeciden gitti. Geldi. Aralar Koskuvic'i baktı bir süre. Tabii sonra da yine bir Ralf Dinkaş'a gitmedi. Ümit Süleyman ona gönderdi yeni yerine. Sonra Ralf Koskuvic'e geldi. Ralf Dinkaş'a gitti. Devam etti. Bu nasıl görüşme? 73'e gelindiğinde
Gene de laf boş gibi bir söylüyorum. Ralf Bey gene de şeyi kabul etti. Belediye encümenlerinde Türk temsiliyetiyle yetimliği kabul etti. Düşünün, İkerli Belediye'den başlaydı şeyi tartışma. Kendinden noktada mağduriyeti kabul etti de şeyi kabul etti. İki şartı vardı. Bir, Kıbrıs Türk halkına azınlık demeyeceksiniz. Azınlık öyle değil. Kurucu ortak değişecek adı. Haklar neler olacak? Belediye encümenlerinin bu soranı verecek. Yerel yönetimleri yani. Merkezi hükümetleri de işte uygun oranda Türk bakanla kimse edilecek. Ama taksim etmek arayı yönetimine bağlamak da yasaklanmış olacak. 73'e gelen nokta da bu. Yasayı kabul etmiş hemen. Bırak koskuyum istiyor ki izinizle. Başpiskopos Makarios bana beni bir defa daha enosisi yasaklayan enosmanın altına imza atmak zorunda bırakma denge verirler. Ben bu sizin enosmanınızı reddediyorum. Peki. Diyor. Böyle de istiyor. Rahmetim. Biz oynamadık. Yani. Graf Koskuleris söylüyor. Ve 73 sonunda bir defa daha Kıbrıs sorunu çözüp imzalama aşamasına gelmişken Makarios'un nasıl reddederim ben bunu diye kıvranması esnasında Türkiye'nin fiyat değişiyor ve öyle anlaşılıyor ki yeni başbakan Bülent Ecevit tüm Dışişleri Bakanlığı'na Kıbrıs'la ilgili gerçek briefingi almadan bir açıklama yaparak klasik Türk tezini ile düşünüyor. Diyor ki Kıbrıs'ta Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Kıbrıs'taki politikası yeni hükümetinin, koalisyon hükümetinin, CHP MSP hükümetinin Kıbrıs'taki politikası bir federasyon öngörmektedir. Bir yanda Makarios denize düşmüş de yılana sarılmış gibi. Ona sarılmış ve Türkiye'nin Kıbrıs'ın iç işlerine müdahale etme hakkı yoktur. Toplum arası görüşmeni kesiyorum. Bunu kestik. Yani 1973'ün sonbaharında olduğu toplum arası görüşmeni bir daha kesildik. Ve 1974 baharında ancak tekrar başlayabildi. 15 Temmuz 1974 günü gene kredisi öğrendiğimize göre iki taraf bir daha anlaşmak üzere gidiyor. Bir daha anlaşmak üzere gidiyor. Çünkü tarafı Türkiye'nin ümidi kestiğinden ehveni şartlara evet diyor. Kim? Mr. No diye suçlanan da ortaya var. Darbe oldu, gene anlaşma olamadı ve bilinen olaylar yaşandı. Birinci ve ikinci Cenevre görüşmelerinde kanton önerisi, kantona federasyon önerisi yapıldı. Rumlar'dan ona reddettiler. İkinci harekattan sonra Kıbrıs'ımızda 37.1'den kaç tepki olduğunu ne geçince bu yola kantona federasyonu kabul ediyoruz dedi. Bu da ama coğrafi federasyonu yapacak. Yani yedik. Niye önce o zaman edemeyiz ki tamam. Ve Grand Post'u dediğiz. Zaten Cumhurbaşkanı vekili de o esnada ortaya taşa bir mesaj gönderdi. Görüşmeler ve başlamayı talep etti. O koşullarda Rauf Denktaş Kıbrıs Türk Yönetimi'nin adını 74 yazında masaya oturmadan önce otonom Kıbrıs Türk Yönetimi'ne çevirdi. Kıbrıs Türk Yönetimi için değil ama otonomdur. Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi şeklinde çevirdi. Ve kendimden bir şey vereyim. Ben Dimas Olay Sihir Kampı'ndaydım. Ben Sihir Kampı'na gireyim. Kıbrıs Türk Yönetim vardı. İçerisi yaptım, çıktım. Çıktım da otonom Kıbrıs Türk Yönetim vardı. Yani savaş devam ederken o karar alır, var onu. Çünkü masaya atılacaksınız. Kim de kim atılacak? Onu bilmemiz lazım. Efendim. Beni Sütel'de Makarios'un Kıbrıs'ın karşıydı. Çünkü 1960 koşullarının bize 64 koşullarının dayatı olacağı denilmesiyle Aralık 1970
70, Aralık 1970 4 evet. Koşullarında Makaryos'un Kıbrıs'a dönmesinin engellenemeyeceği ortaya çıkınca da bugüne gelirken de Cumhurbaşkanı da bize de bana tabii bir azınlığın başkanı ve o koşullarda oturursak hiçbir şey çözemeyiz deyince o bakımdan Kıbrıs Türk Devleti'nin başındaki otonom sıfatını kaldırıyoruz. Kıbrıs Türk Federal Devleti'ni ilan ediyoruz. Gerçekten. Kıbrıs Türk Federal Devleti ilan edildi. Masada eşitliği sağlamak üzere. Ve kaç dakikamız kaldı? 4 dakikamız var. Denktaş Makaryos ve 1979 Denktaş Kitiyanu Doğruluk Anlaşmaları ile Kıbrıs Sonu'nun bir federasyona sunuşlanacağı ve onun coğrafi temelere yayılacağı iki toplumun ve iki kesimde olacağı bir esasa bağlandıktan sonra tekrar başlayan toplum arası görüşmelerde özellikle Spiros Kitiyanu'nun fanatik tutumları 1980 yılı esnasında gene iki tarafın anlaşmasına ramak kalan bir pozisyonda görüşmeleri kesip Kıbrıs meselesini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gündemine taşıma politikasıyla sabote edildiğini daha ve genel Rauf Denktaş anlatıyor ki bak gidersin New York'a ama geldiğinde aynı Kıbrıs'ı bulamazsın demiştim ben ona diyor. Gitti. Görüşme örgüme konuma bir karar tasarısı sundu ve kabul ettirdi. Kıbrıs'ın mahsus bir devlet oldu. Evet. Bu mahsus devletin bir başka devletin işgal altında bulundu. Ve adayı işgal altında bulunduran devletin Kıbrıs'ı göçmenleriyle beraber terk etmesi gerektiği, adanın diğer isi Türklere de bir azınlık olarak çözümden sonra hak ettikleri azınlık alanın verileceği şeklinde 1968'den beri yapılan görüşmelerin tümünde kabul edilen bütün bölgeyi bir yılından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi kararını reddeden ve o ana kadar Denktaş Kitiyanu görüşmelerinde gelinen noktayı da reddeden bir genel kurul kararı çıkardılar. Ve eğer 1983 Mayıs Deme Genel Kurulu kararı ve eğer buna karşı bir cevap vermez isek bundan sonraki aşamada ne karar çıkarılacağı artık meşguktur. Noktasına gelince 1983 Kasım'da ön şartları hazırlayan Rauf Denktaş ve ekibi herhalde tek başına değil tarafından Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi. Yani bu bölünmüş süreç sonucunda oluşan bir devlette bulunuyoruz. Bu devletin tanınması, tanınmaması hiç sorun değil mi? Devletlerin devletliklerini belirleyen tanınmaları, tanınmamaları değildir. Egemenlik koşullarıdır. Tartışılması gereken onlardır. Yoksa kim tanır kim tanımaz değildir. Çünkü bir devletin meşruiyeti kendi varlığından kaynaklanır. Bu yani hangi yasayla bir devleti yargılayacaksınız? Başkasının karşı yaptığı yasalarda yoksa kendini konu için yaptığı yasalarda. Yani hukuk değil siyasetini belirleyen, hukuku belirleyen siyasetin kendisidir. Vardır yoktur devam ediyor biliyorsunuz son görüşmeler tartışmalar Kanz Montan'dan sonra başa inmeler ben eşitliği kabul eden teremelleri arasında kozlanılan ferman okuluna geldik bu koronavirüs salgını o tartışmaların üstüne örttü ve bize dersimizi KKTC'nin kuruluşuna kadar anlatmış tamamlamış olduk hangi şartlar kurulması kuruldu. Şimdi arkadaşlar 8 ders yapmış oluyorum. 1 saatten.
bu 8 dersi anlatılan finalde 8 dersi anlatılan konuların bütününden sorumlusunuz. Ben bunları biliyorsunuz indirip Nizam Parti'ni yapıp Facebook'a paylaşıyorum. Bu dersi, bu 8. dersi hukuk fakültesinde ve ilahiyat fakültesinde yaptım. Bugün 3. gün. Hukuki dışarıdan gelen görüntü patırdan yapılamıyordu. İlahiyatta kimi yaptım? Ses kaydı kötüydü. Paylaştım ama bu şimdi yaptığımız dersin ses kaydı umarım daha iyi olur. Ve hukuklar edeyim. Siler bunu yükleyin. Dersleri buradan takip edebilirsiniz. YouTube'dan Nazım Berali kanalından takip edebilirsiniz. Facebook'tan sayfalarından takip edebilirsiniz. Bize de aldığımız sonuçlardan son derece de memnunum. Sağ olun. Takip etmişsiniz, dinlemişsiniz en azından. Finalde de aynı başarıları göstermenizi dileyim. Ama bir tek kim katıldı? Çağatay Kalan katılıyor. Ona özel ders anlatıyoruz. Böyle bir yıl burada. Umarım bir arkadaşlarınızla hep beraber bunu göstereyim. Hem burada bize çevirdiğim şartlar ama hepiniz için sağ olun. İyi günler. Gözlerim. Evet, ben Çağatay'ı dinledim diye anlatıyorum evladım. Finalde bütün konulardan sorumlusunuz. 8 ders ya. Oturun dinleyin. Evet, ben ayrılıyorum. Size iyi günler. You are currently the only person in this conference.